Bugün 2 Ağustos 2024 Cuma. Murat Özsel YouTube kanalına abone olduğu günün en sevdiği programı izlediğiniz ben Murat Özsel. Size güzel bir gece ve hayırlı bir cuma dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz ve Paris 2024 özel yayınımız devam ediyor. Ama Hürriyet Gazetesi'yle başlıyoruz. Günün sırasında Ankara'da Asrın takısı var. Değerli takipçilerim, Türkiye tarihinin en büyük rehin takısı operasyonuna bir imza attı. 7 farklı ülkede cezaevinde yatan 26 rehine MİT koordinasyonunda getirildi, takas edildi. Rehinin arasında tanım isimler var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mülteci operasyonu dünya çapında son yılların en büyük rehin takası olarak kayda geçti. ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere toplam 7 uçak dün Türkiye'ye indi. 10 kişi Rusya'ya, 13 tutuklu Almanya'ya, 3 rehin de ABD'ye nakledildi. Türkiye takas eden arasında tutuklanmada günler dünya meşgul etmiş isimler var. Rusya dizide cezaevi tutulan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gojiv ve ABD Linz piyadesi Paul Whelan, bunlardan ikisi bir usta paralı asker, Alman asker Igor Grigor, Rus muharif İlya Yasin de yine özgürlüğe kavuştu. Hürriyet gazetinde yer alıyor manşet. Karar gazetine geçiyoruz son olarak. Sonrasında Paris oyunları ve Trabzonspor maçı ile kritiği ile ilgili solo durumu yapacağız. Manşetimiz zaten belli. Haftanın olayan şekilde zaten belli. Hukuk kangreni. AYM'nin tutuklu Can Atalay ile ilgili hak ihlali hükmünün gerektiğini resmi gazetede yayınlanması hukuk kararı yeniden gündeme taşıdı. Kararda Atalay emeklerinin düşürmesinin yok mümkün olduğu kaydedildi. AYM kararının kesinliğe vurgu yapan muhalefet barolar hukuk devletini daha fazla tahrip edememesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. AYM'nin 3 hak ihlali hükmüne rağmen yargıda ceza dairesinin dairesi kararı TBB'de okunarak Can Atalay'ın milletvekiliğine düşürüldü. Atalay'ın avukatlarının yanı sıra muhafet partide karar iptal ihlamaya başvurdu. Yüksek Mahkeme 22 Şubat'ta verdiği yeni hak ihlali hükmünün yöneticisi resmi gazetinin 1 Ağustos tarihli sayısında yayınlandı. Yargıta dairesinin hak ihlali kararı uygulanmasının hukuk ihlali hukukunun olduğu kaydedildi. Yargıta kararı TBB'nin okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin düşürülüş sayılmayacağı belirtildi. Gelişmenin AK Parti Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretinin günlerinde genişlemesi dikkat çekerken Atalay'ın avukatı Deniz Özen, AYM kararı bağlayıcı diyerek tahliye çağrısı yaptı. CHP lideri Özgür Özel de Atalay hızlıca cezaevine bırakılmalı. Meclis açılınca AYM kararı kutu tutunaklarına geçirilmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca kürsüye davet ederek yemin etmeli dedi. Karar gazetine yazıyor manşet ve geçiyoruz. Türkiye videonun gündemin gelişmelerden olimpiyatlara gidiyoruz, Paris'e gidiyoruz. Hürriyet Spor sayfası da dün yazdıklarımı hemen basıp o gruptan çıkmayı dün konuşmuştuk zaten. Gruptan çıkmayı da garantiledik. Paris Olimpiyatı'nda mücadele alabildi kadın voleybol takımının 10. yüzyılda devirip çeyrek finali yükseldi. Hollanda galibiyetini ardından ikinci yıl başlayacak Afrika'nın sultanları 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorla gruptan çıkarak çeyrek finali çıkmaya garantilen millilerimiz grubu son maçında pazar günü İtalya'da karşılaşacak. Ve son olarak da foto maç diyeceğiz. Paris oyunlarından ön elemesinin rövanşına bu kez tsunami manşetiyle kapatacağız. Trabzonspor Avrupa Avrupa'daki ikinci eleme turnu ilk maçında 2-0 ile yendi. Ruzon Berok'a rövanşta da dalga dalga hücum etti. Dragoş'un muhteşem golü 1-0 kazanan Turat Ayvalova ile Avrupa'da falan etediği gollendi. Gösterdi Trabzonspor. Deplasmandaki ilk maçta 2-0 var ve de Ruzun Berok'un rövanşta da hiç şansına ve daha da güle oynayı sürüledi. Taraftarlı müthiş izleyici Jürgen Bodovar takımın internasyonu Dragoş'un 65. dakikada attığı mükemmel golle galip geldi. Fırtına tarzı golet ve Dragoş ve Vizcay'la birçok fırtınada da anlamadı. Uğurcan kalesi devreleşti. Trabzonspor etkili futbol ve büyük umut verdi. İlk kez Bamba Gemari'yle yol göz oluyordu. 72'de oyuna girerken Adel Akşan Adel Kayem'e şu hareket mesle etti. Temizliğimiz 3. yeni turnuva rapidlerine karşılaşacak. İlk maç 8 Ağustos, rövanş ise 15 Ağustos oynanacak. Trabzonspor'u ve Fenerbahçe Sultanları tekrardan tebrik ederken biz de Başakşehir aynı şekilde La Fondi deplasmanına farklı geçti. O da önemli turnuva yükseldi. Biz de hem Başakşehir'i, Trabzonspor'u, Eresol'da Fenerbahçe Sultanları'nı tekrardan tebrik ederek günlerinizi noktalıyoruz değerli izleyiciler. Bizi de teşekkür ediyoruz. Paris oyunu tüm detaylarını yarın sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Muhammed YouTube kanalında. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın efendim.